Kürt yazar, şair, gazeteci, aydın veya 72 yaşında bir delikanlı. Bazen mahkemede hakim karşısında bir söz ustası. Bazen haksızlığa karşı bir direniş abidesi. Kökleri çok derinlerde bir çınar. Kürtlerin apemusası. Bundan tam 28 yıl önce karanlık bir cinayet sonucu aramızdan ayrıldı. Dost, düşman herkesi derinden etkileyen bir olaydı Musa Anter cinayeti. Bir dönüm noktasıydı. Faili meçhul cinayetler furyasında 72 yaşında bir aydına da kurşunların uzanması şok etkisi yaratmıştı. Kökleriyle çok güçlü bağları vardı Anter'in. Ebedi istirahatgahı da bu nedenle vasiyeti üzerine yaşadığı köy oldu. Mezar taşına "Zılm ne kadere?" yani zulüm kader değildir yazıldı. 20 Eylül 1992 yılında Diyarbakır Seyran Tepe'de katledilen A.P. Musa yaşadığı evin bahçesinde toprağa verildi. Ve üstelik sürekli sözünü ettiği ve çokça zaman geçirdiği çınarın tam karşısında. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Türkçe adı eski mağara olan Zvingi köyünde dünyaya gelmişti. Sözü, mücadelesi ve namı dünyaya yayıldı. Musa Anter'le birlikte dünya Zvingi'yi de yakından tanıdı. Steli'deki evi ölümünden sonra müzeye dönüştürüldü. 72 yıllık ömründe dokunduğu her nesneyi bu eve taşımaya çalıştı çocukları. Bir çatal, bir tabak, bir bıçak, hepsinden öte göz nuru kitapları. Kuşaklar boyu tekrar tekrar okunan kitapları. Bir köşede asılı, geçmişten erkek kardeşle çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf. Kim bilir hangi duyguyla yıllarca uykuya daldığı mütevazi köy yatağı. Fikir, inanç, zeka, espri ve dirençle dolu ömrü o karanlık son gününden de bir parça var bu hüzünlü müzede. 72 yaşında bile birilerinin düşman saydığı Musa Anter katledildiğinde ayağında olan çorap. Kanlı çorap da sergileniyor Musa Anter Müzesi'nde. Toplumun her kesiminden, her yaştan insanın amcası veya babası olsa da kendisinin çocukları da vardı Musa Anter'in. Ömrünün büyük bir kısmı cezaevinde geçmişti ve çocuklarıyla da çok az bir araya gelebildi. Oğlu Anter Anter anlatıyor o yılları. Şimdi babamla beraber fazla yaşamadım. Çünkü babam devamlı içeri girip çıktığı için, hapishaneye girip çıktığı için biz babamla fazla şey yapmadık. Ama biz babamla çok iyi bir arkadaştık. Babam bize siz yaşadığı hayatla bize yol gösterdi. Yani bana bir gün babam, oğlum bak sen Kürtsün, sen şusun busun demedi. Yaşadığı hayat ortamıyla, aile ortamıyla biz kendimizin ne olduğunu onun yaşantısıyla öğrendik. Müzede Musa Anter'in el yazıları da sergileniyor. Oğlu Anter Anter, babasının ölümünden bir gün önce yazdığı yazıları okuyor. 19.9.1992, yani ölümünden bir gün evvel yazdığı bir yazı. Şöyle kısacık bir anekdot okuyayım. Aydınlık. Aydınlar sabah güneşi gibidir. İlk şafakta azdır ama tam doğarsa tüm pisliği ortaya çıkarır. Rizeli'ye bir Türk müteahhit gitmiş, lağıma düşmüş. İmdat istemiş. Bir Laz demiş ki, sen kimsin? Ben bir Türk'üm demiş. Laz bakmış, bırakmış ve ne mutlu Türk'üm diyene demiş.